Şimdi biliyorsunuz, sen biliyor musun? Simge Sağ'ın yani son dönemlerin en popüler popçularından biri. Bir tarafında değişik Ece Seçkin var. O da son derece popüler. Şimdi Simge Sağ'ın Cem Aydınlı isimli bir TV programcısı, magazinci ama Ali abi kim olduğunu söyleyecek bize herhalde. Programında çocuğu olduğunu iddia etmiş. Simge Sağ'ın da bunun üzerine bir dava açmış. Gayrimeşru bir çocuğu var ilk evliliğinden, herkesten saklıyor demiş. Başka iddiaları da olmuş. Simge Sağ'ın da işi adalete taşıyınca anlaşıyorlar. Bir anlaşmaya ortak artık gönderiliyor biliyorsun. Ortak bir arkadaşlarıyla bir araya geliyorlar. Daha doğrusu Cem ile Simge. Cem diyor ki bir arkadaşına, ben izlediğim için kendi ağzından. Ben diyor bir arkadaşıma ricada bulundum diyor. Simge diyor beni bir dinlesin diyor, anlatayım diyor. Öyle uzlaşıyorlar. Simge'yi anlatıyor ona kimi söylediğini. Cem Aydın'la yani diyor ki ben uzlaşmak istiyorum diyor. Evet evet, ha, ben anlatayım süper. Yanlış anladı diyor. Anladı. Tabii. Neticede uzlaşıyorlar. Beş akülü sandalye şartıyla uzlaşıyorlar. Ama sonrasında bir olay daha patladı. Cem Aydın'la dedi ki bu dedikoduyu bana söyleyen, yani Simge Sağ'ın gayrimeşru çocuğu olduğunu bana söyleyen Ece Seçkin. Heh, işte bunu söylemiş. Dedi. Ali abi ondan sonrasını sana mı paslayayım? Ece Seçkin'in bir açıklaması var. Storiesinde bir açıklama yaptı. İstersen onu söyleyebilirim. Sana gelmeden önce. Ben çok uzağım, hiç bilmiyorum. Ece Seçkin dedi ki, yani. Biz onu almıştık galiba arkadaşlar avukatı aracılığıyla. Müvekkilimiz Sayın Ece Seçkin bilmem ne tarihinde Sabah Gazetesi haberiyle kendisi hakkında iddiaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadır. Müvekkilimizin taraf olmadığı ilgili savcılık dosyasında ifadesi alınan şahsın hiçbir dayanağı bulunmayan ve beslesiz ifadelerle müvekkilimize hedef göstererek asılsız iddialarını temellendirmeye çalıştığı açıktır dedi. Bu Ece Seçkin'in avukatının açıklaması. Alakamız yok diyor yani. Türkçesi izah etmek lazım. Ali abicim sen ne diyorsun burada? Bu arada Demet Akalın'la Işın Karaca da birer yorum yaptılar. Işın Karaca diyor ki ne ayıp var ya da yok, sana ne bana ne, Ece Seçkin'e söylüyor bunu Işın Karaca. Demet Akalın da diyor ki hani bizim jenerasyon kötüydü, kuyu kazıyorduk, bunlar şahaneydi, ayıp Simge'ye, ayıp etmiş diyor. Bir yorumcu diyor ki Simge fena parladı, çok başarılı oldu, Ece'nin gözlerde bir sinsilik var zaten, bu kız olaya bak diyor, yorumlar böyle uzuyor. Ama mezun ne salsa Aleyhiboğlu'nda. Şimdi ben bunun için iki tarafı da aradım. Hatta o magazinci diye geçen arkadaşı da aradım. Önce şeyden bahsedeyim. Ece Seçkin'in bana telefonda söylediklerini not almadım. Dedim ki Ece yaz bunları bana. Sonra söylediklerinizi unutabiliyorsunuz. Diyor ki bu ben bu dedikoduyu çocuğun olduğuna der, dedikoduyu şeyden duydum diyor ya Ece Seçkin'den. Hı. Simge de ben de çok güldük Ali abi diyor. Güzel kurgu arkadaşın yaptı ama tutmaz. Ayrıca biz takipleşiyoruz. Takipten çıkmak gibi bir durum yok. Birbirlerini takip ediyorlar. Ettiklerine yani. Dair görsel attım. Zaten bugün avukatım yasal işleri halledip açıklama yapacak. İşte benim okulum açıklama yapmış. Simge Sağ'ın Amerika'da yanılmıyorsam Demet Akalın'da orada. En son Pink'in mi konserine gittiler? Demet Akalın paylaşımımızda vardı arkadaşlar. Atmıştım, verebilirsiniz. Şimdi Yağız sana bir paylaşım attım. Madonna'nın açıklaması var. Arkadaşlar soruyor ne olmuş diyor da izleyicilerimiz. Madonna mı? O açıklamayı da paylaşalım. Madonna açıklama yapmak durumunda kalmış. Dur, azıcık beklesinler onu abi. Evet. Şu Simge Sağ'ın Ece Seçkin işini biz bitirelim. Şimdi siz hazırlayın bu arada. Çok fenasın Ali abiler ya. Madonna'yı da ama haber gönderin. Madonna katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasını neden kazanamadığını açıklıyor. Evet. Az sonra Aleyhoğlu bir mesaj yolladı şimdi, Madonna. Şimdi ne anlatıyordum? Ece Seçkin demiş ki biz güldük. Evet. Şimdi bu arkadaşın ikinci sayfaya katıldığı programı da izledim. Ben bu arkadaşı aradım. Bana ilk dediği şey Cem Aydınlı'nın telefonumu nereden buldunuz? Nasıl yani ya? Dedim pardon. Ben Aleyhiboğlu. Zaten telefon açtım. Cevap vermedi. Mesaj attım. Öyle açtı. Öyle açtı. Nereden buldunuz? Dedim ya sen çok önemli bir insan mısın? Ben tabii. Dedim CV'ne baktım hesaplarına. Mehmet Ali Ilıcağ'ın televizyonunda kısa bir süre bir program yaptın. Bir antivi. Onun bir antivi. Onun ötesinde yaptığın şey şu. Simge Sağ'ın
menajeri miymiş, basın danışmanı mıymış, neymiş vakti zamanında. Onu ben ünlettim, ilk ben çıkardım diyor. Ya tabii böyledir zaten. Bu magazincilerde de var bu hastalık. Ben ünlendirdim onu. Abi birinde bir şey yoksa sen ona bir şey yapamazsın. Yetenek sen yoksa. Sen ancak üstündeki yeteneğinle, şeyinle, çevrenle üstündeki tozu kaldırırsın. O yıldız parıldar. Sonuç itibariyle dedim ki yani sen haberciliğin kurallarını biliyor musun? Dedim ki Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı'na sordum. MGD üyesi değilsin. Magazinciler seni tanımıyor. Niye dedim böyle magazinci, ünlü magazinci diye haberler çıkıyor. Onu ben yazmıyorum. Dedim ki sen kendini bir kere hayatında fikir şişisi olmamışsın. Yani 212 sayılı yasaya tabi olmadın. Olmadığın için de basın kartı hiç taşımamışsın. Yani senin zaten bir gazeteci kimliğin yok. Yok. Hasbelkader uyduruk bir kanalda program yapmışsın. Şimdi bütün şeyler elinden gitmiş. Simge sağında, Ece Seçkin'de. Bunlara şey yazmış Twitter'dan. Çöp diye yazmış. Çöp evet, İrem Derici'yi de katmış. İrem Derici'yi de çöp diye yazmış. Burada Ece Seçkin onu aramış. Niye bunu böyle yaptın diye. Orada demiş Simge sağının çocuğu olduğunu biliyorum. Ya böyle abuk subuk diyebilir. Varsa ki dedi. Sen bir haberci olarak bunu kullanabilmen için bu iddiayı araştırman lazım. Bize de geliyor. Deniyor ki ilk sanatçı şu hastanede kürtaj oldu. Yani o bilgilere ulaşmadan o haberi sen yapamazsın. Tabii. Altında kalırsın evet. Yapsan da ya da. Evet. Kariyerin bitiyor. Ama ne oluyor? Son yıllarda televizyonlarda şöyle aşağılık bir şey olmaya başladı. Bunun adına da habercilik programcılık diyorlar. Biz iddiayı ortaya attık. Bizim dediğimiz iddia ortaya at. Abi kamuoyunun önünde ortaya iddia atamaz. Yani gazeteci atamaz. Başkası atabilir. Gazetecinin, habercinin görevi o iddiayı araştırıp sonucunu kamuoyuyla paylaşmaktır. Tabii. Gazeteci şunu da yapamaz. Bazı haber bültenlerinde oluyor. İşte buradan soruyoruz. Acaba öyle mi? Acaba böyle mi? Buradan soruyoruz. Aradım Doğan Şentürk'ü, Fatih'i, dedim ki kusura bakmayın. Ya sizin göreviniz o soruların yanıtını almak. Ondan sonra bu haber yapmak. Yani siz sorularla aslında bir haber oluşturuyorsunuz. Bu haberci tarafsızlığını yitirir. Bu arkadaş haberci falan da değil. Diyor ki konuşma yasağım var. Ben eminim ki o 4 akülü arabayı alacak parası da yoktur onun. Ayşegül Hanım'la boşuna sözleşme protokol imzaladı. Ve Ayşegül Mermer bizi aradığında ne dedi? Uzlaşma karşı taraftan geldi. Bu çıktı televizyonda diyor ki Ayşegül Mermer benimle anlaşmak istedi. Yani dava açıyor bir taraf. Buradan da ikinci sayfanın kızları şöyle bir sonuç çıkarıyor. Uzlaşmaya onlar gittiğine göre demek ki Simge'nin gizleyecek bir şeysi var. Anlatabildim mi? Anladım, çok iyi anladım. Ondan sonra demek bana ki doğru bu iddialar. Evet. Ramı getiriyorlar yani. Kızı reddetmedi mi ya kesin bir dille? Ya ayrıca pardon çok özür dilerim. Çocuğu da olabilir. Kime ne? Çocuğu... Sana ne bana ne? Burada Simge Sağ'ın inkar etmesi ama garip olur. Yani bu ne? Noktadan sonra çocuğu varsa ve yok diye yalan bak, söylüyorsa. Bak bir dakika bak şimdi. O. Tabii sana ne bana ne iş artık raydan çıktı ya. Burada çocuğu varsa ve inkar ediyorsa da bir sorun yok mu? Ama çocuğu şey... varsa inkar ediyorsa, varsa ki çocuğu var, ne oldu? Madonna'nın cevabı hazırmıştı. Bitirelim biz konumuzu öyle vereceğiz. Madonna sen abi cevap hakkını kullandı. Evet. Ama önce şunu bitirelim. Dur şimdi ikinci sayfanın kızları da o zaman hata yapıyorlar. Hayır. İkinci sayfanın kızları öyle bir sunuyor ki olayı. Ayşegül Mermer onunla anlaşma yapmak istedi. Ayşegül Mermer kim? Simge Sağ'ın, dava açanın avukatı. Tamam. İş tatsız bir noktaya gitmesin diye onu anlaşmaya ikna edince bu demektir ki iş ileriye giderse demek ki elleri zayıf. Anlatabildim mi? Anladım ama orada da şu var. 5 akülü sandalye nereden baksan tanesi 10 bin liradan 50 bin lira eder. Evet. Uyduruyorum. Evet. Ben şimdi haklıysam, evet. Biliyorsam evet. Niye 50 bin lira ödeyim kardeşim üstüne? Doğru söylediğim şeyin derim ve anlaşmam. Anlaşmazsın.
Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. O arkadaşın nasıl bir kimlik olduğunu, nasıl tabii, bir kişilik tabii, olduğunu anlayabilmeniz için ben diyor daha çok şeyler, işte bunu müdürüme söyledi, müdür haber yapın dedi, mecbur yapıyorum. Ya kusura bakmayın, televizyon kanallarım, yani ikinci sayfaya çıkmış arkadaş. Yani orada yani ona habercilik, gazetecilik öğretmeye kalksa ne olacak? Adam gazetecilik yapmıyor, habertürk.com'da yazıyormuş. Ben görmedim. Akşamların ekinde yazıyormuş bir ara. Maalesef Türk medyasında böyle insanlara haberciliğin hasından, gazeteciliğin G'sinden, meslek ahlakının A'sından haberi olmayan ucubelere yer verildiği için Türk basını bu halde. Eyvah eyvah. Simge Sağ'ın hayır tabii ki çocuğum yok dedi bu arada. Hani en son haberde buydu. Bakayım ne diyor. Çocuğunuz var mı yok mu diye soruyorlar. Bir şarkı yarışmasında Buray'la birlikte jüriler onlar. Birkaç gün sürecek binlerce kişi katıldı. Hayır çocuğum tabii ki yok diyor. Herhalde avukatı da gerekli açıklamayı yapacak. Çocuğu olabilir ve bunu gizleyebilir. Ben gazeteci olarak görevim işte hastanenin doğum raporu. İşte nüfustaki kaydı. Bunu ortaya çıkarırsam bu gazetecilik olur. Öteki dedikodu, iftira, iddia, gıybet. Kulak. Bunun adı da habercilik değil. Yani kesinlikle değil. Hatta abi ben şöyle düşünüyorum. Benim çocuğum varsa ve saklamak istiyorsam belki kan davam var, uydurmuyorum. Belki eşi ve sorunu var. Yani bunu bilmiyorum. Benim rızam dışında açıklamak da bana göre delili bile olsa gazetecilik değil. Tabii. Ya tabii ya, benim özelim bu ya. Tamam. En özelim bu. Tamam. Evladım benim. İstediğim belki evladını babadan gibi koruyor. Kimse bilemez ki yani. Aynen. Allah muhafaza. Ne anneler var. Sen geliyor. De şimdi dansözlük yapma. Az önce dedin ki Simge Sağ'ın çocuğu varsa niye gizliyor, saklıyor? Şimdi şu noktadan şimdi sonra diyorsun ki özel bir durumu var bizden. Hayır. Sana soru sordu. Şimdi cevabını aldı ya, kendi yorumunu paylaşıyor. Hayır, şu noktadan sonra İlkeli duralım. Evet. Hayır. Ben her zaman ilkeliyim. Evet. 18 yaşımda başladım. Yaptığım haberler, duruşum her zaman son derece net. Ama durumlar değişirse şöyle değişebilir. En başında bunun açıklanması, rızası bile olsa kesinlikle hatalı. Gazetecilik ya da insani değerler açısından. Gazeteciliği de geçtim. Ama şimdi artık açıklandı ve iş ayyuka çıktı ya. Bu noktadan sonra da inkar etmek çocuğun hakları. Şimdi hayatım gazetecilik ne için yapılıyor? Sonra. Kamu yararı için. Tabii. Simge Sağ'ın çocuğu varsa, bunu gizliyorsa, bunu ortaya çıkarırsak ne kamu yararı olur bundan? İşte en başında diyorum zaten. Bu olmamalı. Şimdi Simge Sağ'ın çocuğunun ben ortaya koymak istesem neyini koyabilirsin? Çocuğu vardır, sahip çıkmıyordur. Birileri dava açıyordur. Yani bu çocuk senin, sahip çık buna diye. Bu kamu yararıdır. Bravo. Bu zaman o zaman haber. İlkeleri anlatabildik mi? Aynen öyle. Evet. Geçelim. Aynen. İlkeleri anlatıldıysa geçelim. Dağılabiliriz arkadaşlar. Dağılmayın arkadaşlar. Çok güzel.